Herkese merhaba. Beauty and Isolation'a hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra geri döndük ve bugün çok sevdiğim bir kadın ve bir arkadaşım konuğum Tulu Özlü. Kendisini umarım Annem Dinlemez'den tanıyor olabilirsiniz. Umarım Annem Dinlemez podcastinin yaratıcısı kendisi. Geçtiğimiz günlerde bana bir küçük güzellik deneyinden bahsetti Tulu. Onu anlatınca dedim ki hemen gel bir masaya yatıralım güzellik sırlarını dedim. Şimdi bu sırları iyice deşeceğiz bugün ama bugün ikimiz de böyle aşırı doğal ortamlardayız. Yayın sırasında böyle fazla cırcır böceği sesi ve doğal ortam sesi olabilir. O yüzden şimdiden özür diliyoruz bu şeyler için. Ha, görüntü yine distortedmiş. Niye distorted görüntü? Bununla ilgili bilgisi olan var mı? Geçen yayında da böyle fisheye gibi oldum. Tuluş burada mısın bu arada? Geldin değil mi Tuluş'um? Dur seni alayım. Ben kendimi normal görüyorum. Siz beni fisheye mi görüyorsunuz çocuklar? Selam. Dur, sesin geliyor mu? Gelmiyor sesin Tuluş. Dur bakayım. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. En başından hemen sıçtım. Bir şey canım, bir şey olmaz ya. Galiba görüntü olarak iyi değiliz. Şu an biz fisheye mi gözüküyoruz? Bizi izleyenler oraya bir küçük bir şey yazabilirler mi? Fisheye gözüküyorsak. Ben normal gözüküyorum bence. Allah Allah. Niye acaba ya? Normal her zamanki biz formatıyla bağlandım. Normal şey yaptım. Ne yapayım? Çıkayım bir daha mı gireyim? Ne yani olacak? Takmıyorum. Bir daha deneyeyim. İyi, güzel, kapayım. Güzel gözükmemiz gerekiyor abi. Ben burada ruj sürdüm senin için. Evet, fark ediyorum. Güzel gözüküyorsun. İyi, o zaman ben kapıyorum bir yayına. Tekrar bağlanıyorum. Yani bilmiyorum. O kadar da önemli değil. Tamam, okey. Hayır, gayet iyi diyorlar. Aa, tamam. Evet. Ben biraz seni şey yaptım. Tribe soktum belki de. İyi, tamam, bir şey diyeceğim. Ben balıksı gözükebilirim. Önemli olan konuklarımın güzel gözükmesi. Eğer tuluşumuz güzel gözüküyorsa ben zaten sorun değil. Olduğu gibi gözüküyorsa sıkıntı yok. Evet. Yoksa da fisheye. Ben şöyle mi? Sen de fisheye yaklaş. Böyle full fisheye takılalım. Merhaba. Tuluş, hoş geldin Beauty in Isolation'a. Hoş buldum. Nasılsın? Neredesin? Ne yapıyorsun? Canlı yayın yapıyoruz şu anda. Ona biraz heyecanlıyım. Çünkü evet, Tuluş heyecanlı biraz bugün. Şey oldum. Panik oldum birazcık. Tuluş kendini göstermeden konuşmayı seviyor. O zaman rahat konuşabiliyor. Acaba ben arkamı mı dönsem öyle sohbet etsek? Hayır, istiyorsan güneş gözlüğünü tak. O zaman da başka bir dikkat dağınıklığı yaşıyorum. Bak, biraz böyle takılayım bakayım. İyi, takıl. Birazcık şey yapalım, böyle ısınalım yayına. Sonra belki çıkartırsın. Peki. Ben biraz kendinden bahset Tuluş'cum. Şu anda Antalya'dayım. Tekirova'dayım. Tatildeyim. Cırcır böcekleri eşliğinde. Of, olmuyor. Yapamayacağım gözlüğüm. Takılıyorum. Ya, tatlı, tatlı, güzel bir yerdeyim. Senle geçtim, bir ruj sürdüm. Güzel gözüküyorsun. Bayağıdır sürmüyordum. Saçlarım tuzlu. Dün yıkandım en son. Ondan önce bir 4-5 gün yıkanmamıştım. Güzel bir detay. Güzel bir detay. Güzel bir detay. 4-5 gün. Bu arada yani saçlar için iyi, evet, aslında. Çok iyi geldi saçlarıma. Peki ben saçın tuzlu mu bıraktın? Yoksa sudan geçirdin mi? Kurutabiliyor çünkü. Bugün mü? Dün. Hayır, normalde 5 gün yıkanmadım dedin ya. Yok, suyla geçirdim. Su, duş aldım. O kadar değil. Ama o böyle o tuzun içinde birkaç gün takılma hoşuma gidiyor. Güzel, iyi geliyor. İyi bir terapi gibi geliyor. Aynen. Benim çok sevdiğim bir yerdesin Tuluş'um. Ben de bu yaz oraya gelmeyi çok istiyorum. İnşallah bunu başaracağım deyip sorularıma geçiyorum. Evet. Tuluş'cum, senin Instagram'ında böyle kocaman uğraşamayacağım yazıyor. Ve genel olarak seni de tanıyan biri olduğum için bu hani
zaman zaman gelen boş vermişliğin, üşengeçliğin hani senin hayatında bir yeri olduğunu biliyorum. Bu senin için güzellik alanında da mı böyle? Uğraşamıyor musun? Kasamıyor musun? Nasıl? Uğraştığım ve uğraşmadığım şeyler var. Öncelikle çok hevesleniyorum bazen. Bir sürü böyle bir şey dikkatim dağıldı Egemen yazınca. Bir sürü şeye böyle uğraşacağım diye bir başlıyorum. Sonra hep yarıda bırakıyorum. Ama uğraştığım şeyler var. İşte ruj sürerim mesela. İşte bir bakımlar dışarı çıkarken bir takım işte makyajlar falan yapıyorum. Ama böyle bakım olarak böyle hani uğraştığın bir şeyler var mı? Çok nadir işte yani o böyle bir her gün şey yaptığım sabun kullandığım sabunu Imex miydi? Bir eskiden böyle ergenlikte sivilceler için kullanırdık. Onu kullanıyorsun hala? Evet, ya o zaman kullanmıyordum. Bir iki sene önce falan bir arkadaşım söylemişti çok iyi geliyor diye. Bir iki üç senedir her sabah onu kullanıyorum. Temizliyorsun her sabah. Her sabah duşa girdiğimde onu mutlaka suratıma şey yapıyorum, sürüyorum. Bir akşam akşam yıkıyor musun yüzünü? Ay hayır, ben çok kötüyüm o konuda. Ben iğrencim. Şey Utanıyorum. Diyeceğim, sabah yıka mı akşam yıka Tuluş? Sana şimdi şey yapmayayım da bence akşam yıka. Ben hep bir yerlerde, evin bir yerlerinde uyuyakalıyorum. Nasıl yıkayacağım? Valeri. Eve girince yıka. İşte aşırı pis şehirlerde yaşıyoruz. Çok pis yerlerde yaşıyoruz. Tamam. Bunu deneyeceğim. Peki onu bence switch et. Tamam. Peki tatile giderken şimdi yanına aldın mı ürünler? Neler aldın yanına? Hiçbirini kullanmamakla beraber. Tabii ki. Mesela güneş de kullanmıyorum. Yanmayı hiç sevmiyorum. Burada duruyor. Yanıma dizdim arkadaşlar. Arkadaşlar falan demeye başladım. Hemen açıldım. Arkadaşlar selam. Valerie'nin Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle bunu duşa girdiğimde kullanıyorum. Ama sabahları ya da akşamları yatarken kullanmıyorum. O nedir? Bize bir oku onun ne olduğunu. Yani bu yüz temizleyici. La Roche. Efaklar. Okay. Evet. Mesela bu rujumu her zaman sürdüğüm ruj, uzun zamandır birbirine karıştırdığım iki ruj bu ve çıkmıyor. O yüzden onu sadece çıkartacak tek bir makyaj temizleyici sanıyorum. Hı, güzel. Bu abi. Bu bayağı bir klasik. Evet, yani inanılmaz. Çıkmayan rujlarını da çıkartan bir temizleyici. Yağ bazlı. Ama ruj da çıkarıyor tabii ki. Onun dışında yani her yanıma aldığım her şeyi sana göstereyim mi? Yani Dalin şampuan almışım. Güzel. Her zaman kullandığım oje rengi budur şu an. Az önce ojelerim çıktı diye ayıp olmasın diye sildim sana. Egemen'in adı. Beauty Isolation ayıp olmasın. Ondan sonra her zaman kullandığım 20 senedir aynı parfümümü kullanırım ama asla tatilde sıkmadım onu da söyleyeyim. Ha Bodrum'da sıktım. Bodrum'dan buraya geldim. Okay. Davidoff Cool Water. Oha bir şey diyeceğim. Bayağıdır Davidoff kullanan birini duymamıştım. Zaten bana sarıldığında bu koku beni çok geçmişten bir şeye götürdü denir. O lisedeki eski sevgilidir. Lisedeki işte en yakın. Lisedeki eski sevgilidir. Lisedeki eski sevgilidir o. Gerçekten. Herkesin bir tane ya bir flörtü ya da böyle bir şey olmuştur David of Cool Water falan. Eğer olmadıysa o kişi sizsiniz. Tampon. Güzel. Tatile geldiğimde güzel. Ne marka tampon kullanıyorsun Tulu'cum? OB. Tampon OB gibi duruyor. Bu çok büyük duruyor. Arkadaşlar Beauty in Isolation'da yani hep çoktandır istediğim bir şey oluyor. Tamponu normalleştiriyoruz. Aynen arkadaşlar. Bunu biz kullanıyoruz maalesef. Evet. Ya, bu arada iyi bir şey değil ama kullanıyoruz. Günlük petlerim var. Göstereyim dedim sana onları da. Böyle
Yine. Aşırı temele girdik. Çok iyi. Çok iyi. Bayağıdır böyle bölüm olmamıştı. Günlük pedlerim var. Ama bunu da kullanmıyorum şu an. Sadece ihtiyacım olursa diye aldım. Çok kötü bir özelliğim var. Yıllardır aynı deodorant kullanıyorum. Nedir? Deodorant kullanmak çok budur. Ve bunu beni tanıyan herkes bilir. Fa deodorant kullanıyorsun. Terleyen arkadaşlarım bir mavi fa patlat der. Bir şey der. Yani bu böyle benim şeyimdir. Çünkü böyle çok Mavi fa. okyanus kokar bir şeydir. O yüzden doğal olduğuna inanırım. Ki kuzu otu Ozon deler ama okyanus kokar. Güzel. Vazgeç. parfümümle de birlik olduklarını düşünüyorum. Böyle. Ben senin şu anda olduğun yere gittiğimde kendimi hep böyle çok garip hissederim. Çünkü genelde biliyorsun hani orada gerçekten herkes çok doğaldır ve Evet. olabildiğince az şey yani hani böyle oje falan pek birinde yoktur gibi. Ben oraya böyle nasıl gidiyorum biliyor musun? Her yere gittiğim gibi. Her şeyimle. Ve hep Aa. rezil oluyorum ama umurumda değil. Evet abi. Hatta Ben yaşayamıyorum başka türlü. yani o ya bir sürü şey işte yani ben çok az şey getiriyorum. Bunlar çok az bence. Onları da kullanmıyorum zaten. Sen kesin o akşam yemeğine mis gibi kokarak gidiyorsun. Değil mi? Ben Yani duşa bakmış evet. da böyle yani arkadaşlar kokuyor muyum ya falan diyordum artık. Ama bence benim ter kokum çok güzel kokuyor. O yüzden sıkıntı yok. Mavi fa kokuyor. Yanından biri geçti. Ya sıkmıyorum tatilde. O yüzden böyle Ha, çok güzel. doğal. Güzel. Tuluş tuluş odörü. Güzel. Peki şimdi bu yayını yapmadan evvel biz senin aslında bu yayını yapmaya karar vermeden evvel bir konu geçti aramızda. Senin tutmayan ve tutan botoksun. Önce tutmayan bir botoks yapmıştı Tuluş, sonra tutturdu botoksu. Senin Evet. buranda hep bir çizgi vardır. Evet, bunu da beni bilenler bilir. Benim Evet. alnımın ortasında hatta çok eski kız arkadaşlarım üçüncü köprü derler o çizgiye. Ve yıllardır bir tane yani hep çattığım için şu an bakın tutmuş bir botoks görüyorsunuz. Tutmuş botoks. Çatamıyor. Ya o kadar değil ya. Hafif Evet. bakayım. Hafife güzel. Yeterli. Kafi. Yıllardır bir çizgi vardı. O çizgiye bana dediler ki arkadaşlar yani bunu önceden yapman lazım. Yaptıkça orayı şey yapacaksın. Hani şimdiden botoks yapmaya başlaman lazım dediler 20'lerimdeyken. Ben de böyle hep şey yaptım. Yani saçmalamayın botoks yaptırmayacağım ben hayatımın sonuna kadar. Böyle bir şey mümkün değil. Ben dünyanın en doğal kızıyım ve öyle devam edeceğim dedim. Kestik. 10 yıl sonra şu an 31 yaşındayım. İşte geçen sene falan yani inanılmaz bir şey yaşadım. Burası bayağı yarık artık yani suratım şöyle falan düşüyordu. Ve böyle gerçekten aynaya bakıp yani onu sadece onu görüyordum ve çok rahatsız olmaya başladım. Sonra ben botoks yaptırmaya başladım. Orada böyle bir geçen sene falan yaptırdığımda bir ifademin değiştiğine inandığım için İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? ya önce bir denendi, tutmayınca bir daha vuruldu. Tutmuyor. Bu arada aşırı yarık falan. Anladım. O böyle çok yaptıklarında bir takım değişiklikler oldu. Korktum. Ondan sonra o botoks bitince aslında güzel olduğunu, geçmişe bakarak güzel Evet. olduğunu. Yine botoks tutmadı. Yaptırdım. Hiç tutmadı. Sonra dolgu yaptı Yine doktor. buraya dolgu mu yapıldı? Evet, o yarığı doldurdu. Şu an o dolgu var mı? Anladım. Ya burada bayağı yarık vardı. Şöyle. Şöyle gibi düşünün. Seni böyle bence bu arada hani benim gözüme batmıyordu ama sanki olduğundan biraz daha olduğundan değil sen sinirli bir seni sinirli gösteriyordu yani. Evet ama aslında uyurken bile galiba kaşını çattığım için o bir aslında bir öfkenin dışa vurumu diye düşünüyorum. Ve yani evet biraz sert göz. Evet. Sonuç olarak en son artık Osman'a gitti. Hı. Osman da işte toplum yaptı. Güzel şu an Dur bir oldu. sesin bir kesik kesik oldu. Bir daha söyle. Doktor Ali Osman'a gittin.
Ne yapıyorsam şu anda geçti mi? Geçti. Bir şey yaptı geçti. Bir şey yapmadım. Elim ağzı telefon. Çok iyi. Yeni evet. Ali Osman'a gittin yaptırdın burayı. Evet yaptırdım. Ve şu an memnunum. Ne kadar oldu yaptıralı? Ya ay falan oldu yeni. Ne yani kadar da bir yaptıracaksın? Ya hiç tutmadığı için ben böyle arada denemeler yaptım aslında. O yarık hiçbir zaman dolmadı. Hı hı. 3 ayda bir, 2-3 ayda bir böyle bir abi şunu bir düzeltin falan deyip birine gidiyordum. Hmm. Sonra şu an artık çalıştı galiba diye düşünüyorum. Fena ya değil. Böyle bence hem çalışmış hem de bir yandan da böyle şu anda hala böyle mükemmel değil yani. Hoşuma gitti benim. Hala tuluş. Pozitifli tuluş yani orası. Evet doğaldırıyor gerçekten. Yani o kadar da değil herhalde. Mükemmel o yani o herhalde yaptırdıkça falan yani şöyle de gezemem yani. Valeri ben ne ara şöyle yo gezemem. Gezebilirsin. Geziyorlar da nasıl istiyorsan öyle gezersin Tuluş. O biraz işte onlar beni korkutuyor diyelim. Gezerim tabii ki ama o kadar şey ifadesizlikten hoşlanmayabilirim. Mimik seviyorum. Evet. Yapıyorsun da. Mimikli evet. Mimikli bir arkadaşımsın. Evet. Peki birazcık böyle şeyi konuşmak istiyorum. Mesela ben body positivity yani bu beden olumlama Türkçesi olayına ben acayip gönül vermiş bir insanım. Ama bir yandan da insanların hani estetik yaptırmasına hiç karşı değilim. Bir noktada ben de yaptırabilirim. Ve böyle bunun arasında böyle bir ince çizgi var yani bu body positivity ve estetik de yaptırmak ve şu anki teknolojinin nimetlerinden faydalanma durumu ilgili. Senin bu konuyla ilgili düşüncen nedir? Yani bir insan hem kendini olduğu gibi sevip hem de küçük bir şeyler yaptırabilir mi? Okey midir? Birbirimizi artık judge etmeyi bırakmalı mıyız? Ben, ne noktada bırakmalıyız? Ben şöyle düşünüyorum. Estetik küçük dokunuşlar yaptırmalıyız. Onlar bayağı bence insanın yani beyaz bir küçük değişiklikler yaptırmasına bir problem yok. Büyük değişiklikler. Ben yıllarca çocukken burnum büyük diye mesela böyle bir babama şey derdim. Ya baba bir yumruk at ve bu işi çözelim falan derdim. Ve babam da şey derdi. Çok pahalı önce sigortalatmamız lazım falan derdi. Ve bu bizim yıllarca süren bir şeyimizdi. Sonra bir gün burnumun ne kadar yani aslında bu suratın uzun olduğuna karar verdim. Ve başka bir şey yaptırdığımda aslında mutsuz olacağımı karar verdim. Ergenliğimde buna karar vermiştim. Ve aşağıda yazılanları da okuyorum arada. Yani hiç karşı değilim. İşte mememiz küçükse büyütebiliriz. Çok büyük geldiyse rahatsızlık küçültebiliriz falan. Bunlar okey bence. Ben de bu botoks dolgu olayında bunu gördüm zaten. Sadece beceremediğimiz halledemediğimiz durumlar olduğunda orada ben beden olumlama çalışır diyorum. O da işte mesela artık göbeğim var benim mesela. Eskiden hiç olmayan böyle dün göbeğim var ve bu benim bir süre kabullenemediğim bir şeydi. Yani vücudumla barışamadım. Evet. Şimdi yavaş yavaş böyle bu hoşuma gidiyor. Bayağı göbeğim hoşuma gidiyor. Yani göbeğim hoşuma asla gitmiyor. Atıyorum şu anda. Ama onunla barışık olmak hoşuma gidiyor. Yani göbeğime bikini giymek hoşuma gidiyor. Göbeğimin orada durması değil de sıkıntı değil artık. Bununla böyle şey yapabiliyorum. Evet. Peki mesela şu anki bu body positivity akımı ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani böyle takip ettiğin, paylaşımlarını beğendiğin ya da böyle hani abi evet devam edin siz böyle yaptıkça ben kendimi daha iyi hissediyorum dediğin birileri bir paylaşımlar bir şeyler oluyor mu genel olarak hayatında? Ya çok böyle takip ettiğim bir şey yok. Ama böyle umarım annem dinlemez için kafamda böyle küçük bir işte olduğum gibi falan gibi bir başlık açıp bir fotoğraf projesi var. Ama böyle uygular mıyım, uygulamaz mıyım bilmiyorum. Bir böyle göbeğini çekip koyan insanlar tatlıydı. Hani Cansu Dengey mesela. Evet.
Instagram'a fotoğraf koydu. Ya göbeğimleyim ben dedi. O falan çok tatlıydı. Bergüzar Korar da öyle bir şey yaptı galiba. Onu gördüm. Başka Ha, böyle. o da iyiydi. Ama hepimiz yani o göbeklerleyiz. Ve hepimiz aynıyız. Daha az önce Egemen atmış. Sude Akış mı? Alkış mı? Neydi? YouTuber bir kız var. O da Anlamıyorum. aynı şeyi yazmış falan. Tam vardı yani. Merhaba. Ya bence mesela ben hem bunları yapanlara gerçekten aşırı saygı duyuyorum çünkü gerçekten bir cesaret. Bir yandan da mesela ben böyle kendi adıma böyle body positivity'yi bir hani şey olarak yapıyorum. Ben yıllardır fotoğraflarımı hiç filtre koymuyorum. Hani güzel bir ışık, yani filtreye duruyorsa güzel bir ışık yakalamışımdır. Yani olduğum gibi şey yapmaya çalışıyorum. Yani alttan alttan normalliği vermeye çalışıyorum. Bir de aslında body positivity hani sadece sosyal medyada değil. Olay bence kendini olduğun gibi sevebilmek ve bana böyle şey gibi geliyor. Bütün bu olan şeyler, bütün bu dıştaki atıyorum hani Bergüzar Korel'in öyle bir şey koyması, hani senin hani bana göbeğinle barıştığını söylemen falan hepsi bizim için birey olarak ve kendimizi sevme serüveninde böyle bir yardımcı oluyoruz birbirimize gibi geliyor aslında. Biz kendimizi sevmeye çalışıyoruz yani. Aslında olay bu gibi Bir hissediyorum. gazı getiriyoruz biraz da evet. De Güzel gaz. etrafımdaki şişman arkadaş şişman demem çok tatlı. Şişman arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Yani böyle bir seksiyle gelmeye başladı bana. Yani kendimden bahsetmiyor olabilirim ama böyle böyle poposu büyük göbeği olan kadınlar gayet hoşuma gidiyor. Bir de böyle şey var aslında, böyle bu body positivity aslında bir yandan da bana şey gibi geliyor. Sadece kendimizi olduğumuz gibi beğenmek değil de başkalarının da sürekli verdikleri bedensel kararlarıyla ilgili eleştirmemek de aynı zamanda. Sen de bununla ilgili ne düşünüyorsun? Mesela estetik yapan birini böyle direkt böyle falan yapmamak gibi de geliyor bana. Ya zaten genel olarak yani bedenimizi ya da fikrimizle ilgili artık tamamen saygı duyma sistemine geçmek gerektiğine inanıyorum. Zaten yaşımız da aldık ya ben kendim için konuşacak olursam her zaman herkesin düşüncelerini elekten geçirerek ya da geçirmeyerek önemli değil ama yani bana uymuş ya da uymamış olmasına rağmen saygı duyuyorum. Estetik falan yaptırsın insana. İsteyen istediğini yaptırsın ya da yaptırmasın. Yani şişmanlık okey. Zayıf, çok zayıf. Çok zayıf bir insana da şey. Ben çok zayıfken öyle de bir muhabbet vardı. Yani çok zayıfsın hani. Yani okey. Zayıfım ya da işte popom yoktu mesela. O şeydi benim için o zamanlar. Böyle bir İp gibiydim küçükken. Boş göt derlerdi mesela. Hani kıçının büyümesi ayrı bir ders. Bir de poponun küçük kalması ayrı bir ders. Beğendiremiyoruz gibi. Evet. Şeyi gördüm geçen gün. Adel kilo verdi ya çok. Evet. Böyle bir sürü Türk influencer işte, ya da böyle magazin hesapları falan var ya, böyle bir şeyler magazin falan. Gerçekmagazin.com falan gibi. Böyle işte Adel'in işte yeni hali işte bizi üzdü. İşte inanamıyoruz bilmem ne. Size ne abi? Kadın vermiş kiloyu, kendisi memnun. İşte Adel'i tanıyamadık. Ne diyorsunuz yani? Ben bunu gerçekten hani şişman olsa o şişman, o şişman bilmem ne, zayıf olsa tanıyamadık. Yani nedir derdiniz anlayamıyorum demek istiyorum bazen bu kişilere. Evet. Biraz saçma, biraz saygısızca olduğumuz gibi iyiyiz diye düşünüyorum. Ben de Ya öyle düşünüyorum. 4 kilo varsam çok iyi olacak. Ya bir şey diyeceğim, kendini nasıl iyi hissediyorsan o zaten, yani şey body, yani şöyle bir şey var, body positivity şişmanlık şeyi değil yani, meselesi değil yani, o istediğin gibi olmak meselesi yani, kendini iyi hissettiren her neyse o olmak diye düşünüyorum ve bu konuyu yaşlanmaya bağlamak istiyorum. Bak güzel Tuluzcu. bahsediyorlar aşağıda. Birazcık insanların sana olan Aa, görüyor kankalarım mu? gelmiş. Kankalarım gelmiş. Beden olmamanın köpeğiyim diyen birisi var. Ben de aynı şekildeyim. Ve yani Tuğçe'ye çok selam söylüyorum buradan. güzelliğinle kabul ediyorlar valizim.
Sessizlik. Evet, yaşlılığa güvenim. Buyurun. Çok severim bu konuyu da. Buyurun. Evet, ben de seninle aynı yaşta olduğumuz için benzer yollardan geçiyoruz. O yüzden de bu konuyu biraz konuşmak istedim. Yani 30'dan sonra bir şey geldi mi sana? Yaşlanıyorum ve bu gidecek. Bir şey geldi mi sana? Yaş almak diyelim, evet. Yaş almakla ilgili bir korku geldi mi? Ne hissediyorsun yaşlanmakla ilgili? Ben 30 olduğumda Oradaydım. 30 olduğunda oradaydım. buradaydın, evet. Ben 30 olduğumda şok oldum. Büyük bir şok yaşadım bence. Büyük bir de depresyon yaşadım. Böyle girmem yine çok komik buraya. gerçekten Ben de gireceğim. yaş bunalımını yaşadım bence ben. Zaten böyle hayatımın iyi bir dönemi de değildi. Ve biraz panik oldum. Eyvah, yaşlanıyorum. Bir de böyle yalnızlığımın ilk yılıydı falan. Yalnız yaşlanıyorum falan. Aptalca bir kafaya girdim. Çok korktum. O dönem bayağı görüşüyorduk. Evet. Sonra 31 olunca çok rahatladım. Ve başka bir... Aa, çok ayıp ama ya. Yuh, gidin şuradan. Kimler geldi? Egemen'le bir gizem geldi ve böyle öyle konuşuyorlar, ha böyle bir şey olabilir mi? Edeciğim selam. Yok oldum. Dikkatim dağılıyor. Zaten zorlanıyorum. Gayet iyisin bence. Bence gayet iyisin. 31 olunca şey oldum. 30'la 30'lu yaşamanın o keyfi derler ya hep. Bana bir şey geldi. Çok keyfim yerinde her konuda. Ya zaten o keyfin yerine gelince de her şey böyle bir bir sana güzelliklerle geri geliyor. Hayatın güzel oluyor, tatlı oluyor, pozitif oluyor. O yüzden hiç o yaşlanma tribini geçirdim ben bence. Ama o bir sene çok zordu. Yani 30 mu? Of, işte zaten mutsuzum, amına koyayım. İşte ay, amına koyayım dedim. Çok özür dilerim. Beauty in Isolation'da küfür şoku. Tam değil de yalnız. Kapa kapa yayını baştan kaydedin, şaka şaka. Çok kötü oldu. Artık bunu beni çok uyarıyorlar. Öyle. Şu anda yaşlılıkla ilgili, yani her yaşında güzelliği var falan triplere, yani şey, ne denir? Şeylerine girmeyeceğim ama galiba öyle. Yani böyle çocuk doğuracağım zaman da çok güzel olacak. Oha, gelecek planlarımdan bahsediyorum. Evet, çocuk yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne alaka, Vay vay vay. neler söylüyorum, atıyorum ya. Hala. Ama zaten böyle belli her anlamda kendini iyi hissettiğin şu anda hissediliyor yani. Geçiyor değil mi seyirciye? Arkadaşa geçiyor, seyirciye de geçiyordur diye düşünüyorum. Yani bir de ben seni tanıdığım için tabii ki yani hani belli yani. You are a okay. Şimdi demiş ki biraz Tulu'nun güzelliği konuşalım. Zaten bu bölüm tamamen Tuluş'umuzun güzelliğini konuşmak üzere yapıldı. Şey, ben hep kendimin güzel değil ama tatlı kız vardır ya, ben biraz öyleyimdir. Hani öyle bir şey güzelliği hisse, yani kendimi beğenmediğim için söylemiyorum. Kendimi aşağı çekmek için de söylemiyorum ama böyle, yani böyle bir konuşunca ben alırım birilerini. Güzelliğimle değil gibi. Yani sohbet ederim ve yakalarım gibi. Bence zaten iyi olan da biraz o değil mi Tuluş'cum? O. Merhaba. Peki, Farklı. bugüne kadar yaptığın böyle boyunu sormuşlar. Boyunu paylaşmak ister misin izleyicilerimizle? 1,69. Suluğu'da erkekleri ağına düşüren kadın vibe'ı var. Anında ama denmiş. Anında. Ağıma düşürmek demeyelim. Flörtüz bazen. Bazen çok kapalıyımdır. Çok değişken yani o şeyler. Şey gibi Flört oldu. Nilkara İbrahimgil mimi var ya. Ağına düşürmek demeyelim. eder. Flörtöz Öyle şey rüyamızda. Evet. var. İşte yayını kaydedeceğim. Evet.
Şimdi senin yaptığın böyle nedense, neden bunu diyorum bilmiyorum ama bir şeyi vardır. Majör böyle güzellik hataları yapmış biri gibi duruyorsun. Sanki böyle çılgın bir şeyler yapmış olabilirsin gibi geliyor geçmişte. Bize biraz bunlardan bahsetmek ister misin? Hemen bahsedeyim. Bir kere her renge boyadım saçımı Ne geçken. gibi renklere boyadın? Mor, mavi, kırmızı ama yani hepsi çok kötü. Sonra bir ara bir turuncu olayını sevdim. Ama o böyle hani lise sonu falan gibiydi. Sonra ben onu çok güzel, o zaman çok sevdiğim için çok güzel hatırlayıp bir de bunu yetişkin hayatımda yaptım. Hata kısmı orada başlıyor. Böyle şey, Hande Yener şarkısı çalmalı arkada. Söylüyorsun Aynen, tabii çok fena. Evet. değil mi? Onun dışında şeyi fark ettim. Mesela kaşlarımı bir dönem, bu da böyle çok 2-3 sene önce, çok ince kullanmışım. Ve bunu şu an anlıyorum. Mesela fotoğraflara bakıyorum, aman Allah'ım incelik ne diye şey yaptım, bayağı şaşırdım. O çok korku, çok büyük bir hataydı benim için. Kalküllerimi kendim kesmem. Yani kalkülün yakıştığını bazen düşünüyorum ama mesela son doğum gününe gelmedim. Yok, gelemedim. O gece bir şey, biz çalıyorduk bir yerde galiba. Evet. O Hande Yener şarkısını biliyorum Gülşancığım. Benim de bildiğim Hande Yener şarkıları var. O kadar da değil yani. Aa, siz de Valeri'yi birazcık yanlış tanımışsınız Gülşah Hanım. Valeri bilir ya, pop. Bu seneki doğum gününe gelemediğimden bahsediyordun. Evet. Mesela böyle aşırı güzel makyaj yaptım. İşte o dönemde de böyle kahkırımı kendim kesiyorum falan. Çok güzel makyajımı yaptım bilmem ne ama böyle çok da stresli, yine çok insan çağırmışım. Yani ne gerek var öyle bir şeye falan diyorum kendi kendime böyle banyomda. Sonra böyle o sırada birisi görüntülü aradı doğum günü kutlaması. Açtım falan filan derken şuramda kestim kerkülü. Ameli modeli şöyle. Yani hani o anda gerçekten hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bütün o yaptığım makyaj aktı. Gitmeyeceğim doğum günüme diye böyle kendimi böyle ağlaya ağlaya oradan oraya attım falan. Biraz Uğraşamayacağım. uğraşamayacağım. Regl de olmuş oldum aynı anda falan. Çok zordu benim için. Sonra nasıl uzattın o kalkülü? İşte bu hala aynı kalkül. Karantinada uzattım. Yani bu kadar uzadı. Oha, doğum günden beri o kadar mı uzadı? Yani şu kadar falan uzamış işte. Valeri fena değil yani. Bilmiyorum, benim saçım o kadar hızlı uzuyor ki benimki de absürt Daha yani. kesmiyorum. Belki bir tık daha kesmişimdir ama yani Peki bir kesmemeye... daha keser misin? Bir daha kendin keser misin, yoksa işi profesyonele bırakırım mı diyorsun? Geçenlerde bile kendim kestim. Kalkül olayında biraz... Kalkülü biraz uzatayım yani. Ondan vazgeçtim ama keserim yani. Ben zaten o an yapmam gerekiyor yani. O an böyle bir şey yapmam gerekiyorsa yapmam gerekiyor. Bak, birisi lazere başladım mı tekrardan, Evet. güzel bir soru. Tam sorulacak bir soru. Ben aşırı kıllı biriyim. Kaşlarından alıyoruz onu, ama bu kaşların bayağı güzel olduğu için iyi olmuş bence aşırı kıllı olma. Kaşlarımı ben de çok seviyorum. Çok iyi. Ama lazer olayını bu sene ilk defa becerdim. Yoksa böyle jiletle falan çok korkunç yani. Yazın falan kabus geçer benim. Saatlerce kıllarımı alırdım falan. Nasıl, saatlerce ağdayla falan mı? Saatlerce kıllarımı alırdım dedim. Şöyle, ya yani bir tatile gideriz. Ve Evet. ben her sabah duşa girip bir kıl alma operasyonu yaşardım. Her Jilet, sabah, her gün. Peki her gün çıkardı o kıllar. normal jiletle falan, ama jiletle falan her gün çıkıyordu. Sana helal olsun. Çok iyi. Sonra işte 2 sene önce bir lazere başladım. Sonra yaz girince o güneşteyken gidemiyorsun falan ya. O sırada yine jileti vurdum. Yine aynı şey oldu falan. Bu senenin başına bir şey yaptım yani. Asla, bir daha asla o jileti vurmayacağım dedim. Bu yaz, mesela şu an böyle, ay şimdi kıllarımı gösterebilir de bilirim. Çok az tüylerim var. Ama işte direniyorum. Şey, lazere gideceğim ve güneşimin yani yanıklarımın geçmesi gerekiyor ama o kadar umurumda değil yani, böyle bu tüyler bana bebeksi şey gibi geliyor yani, o kadar yıl. Eskilerine göre. Peki
Vücudun her yerine mi yaptırdın lazer? Full yani koluna filan her yerine. Sağda yaptırıyorum. O da böyle çok nadir. Bir şey paylaşabilir miyim seninle? Tabii. Çok saçma bir şey. Arkadaşlarım arasında kolunda tüy olan tek insan benim biliyor musun? Bana annem küçükken böyle kol kılı aldırılmaz falan demişti. Benim kollarım böyle bayağı tüylü yani. Tüylü Ama kollarım var. olmasında bir problem yok. Böyle siyah siyah rahatsız edici. Ya ben öyle bir tüyden bahsetmiyorum. Senin prenses tüylerinden Değil bahsediyorum. vallahi prenses değil. Yakından gösteririm. Okey. Bana garip geliyor yani ama neyse. Evet. Bu Yani sene işte lazerlisin. evet, lazer. Bıyıklarımı ağdayla aldırıyorum. Onun dışında bacaklarım, işte vajinam, işte koltuk altım hep lazerle çözüldü. Peki kaşlarını şu an hiç alıyor musun, almıyor musun? Kaş konusuna bir gelmek istiyorum. Çok nadir aldırıyorum. Ama şey artık Yani o o inceden kalına nasıl geçtin? O ara şeyi nasıl yaptın? Jeff'i bilirsin. Jeff makyör. Yani Jeff'le bir gün bir yerde sette mi bir şeyle karşılaştığınızda bana bakıp şey dedi. Yani o kaşlar ne dedi. Ben de böyle İnceydi o zaman ama inceydi. hani dedi ki ya sen bir hiç alma bakayım şu kaşları dedi. Bıyık ipi de alınır diyor. Evet doğru. İleride ağzınız büzülür. Ağdayla alırsan. Nasıl oluyor acaba? Umarım Ağdayla aldım. ben de ağlarım. Bu arada bir arkadaşım geçen gün Şaka aldı. şaka ben hiç almadım. Burası şey güneş izi olmuş. Bayağı bu. Bir şey diyeceğim. Şimdi onu söyleyecektim sana. İyi ki bu bıyık konusuna geri geldik. Bak Tuluş'cum, burana ekstra krem sürüyorsun. Yani evet doğru. Bak ben Yani mesela hiçbir çok zaman aldım. bir ne söyle. Çok aldırmadığım için öyle şey kafama taktığım bir şey değil bu Ben benim. hayatımda hiç aldırmadım bu arada. Bir de öyle bir şeyim var. Ona rağmen bak ona rağmen böyle sanki güneşten leke oluyor gibi geliyor. O yüzden buraya ekstra sürüyorum. Hatta bir kere böyle bıyık gibi sürdüm. Güzel oldu o. İnsanlar bana bakıyordu plajda böyle yaptım. Çok tatlısın. Ya bu yığın bile çıkmıyor ya Valeri. Ne konuşuyoruz biz? Tabii güzel olacaksın. Tabii Ne güzellik. alakası var? Bir şey diyeceğim. Ben tabii ilk dergide beni iş görüşmesine aldı. Onu sordular. Biz güzellik editörü arıyoruz. Bıyığın çıkıyor mu? Dedim ki hiç aldırmadım dedim. Gel gel dediler gel gel. Öyle öyle kariyerimiz de böyle başladı Tuluş'cum. Bıyıksızlık seni bir kariyer sahibi yaptı diyebilir miyiz? Bıyıksızlık özlemi. O iyi. Peki bir şey diyeceğim. Rujunu bir göstersene yanındaysa sürdüğün. Çünkü hep kırmızı rus. Ay bir sinek geldi. Benim kırmızı rujlarım şeydir yıllardır. Yani şeydir dedim benim iki tane MAC kırmızı rujum vardı. Ben onları sürerim falan gibi bir şeydi. Sonra böyle kırmızı ruj bende bir ağırlık yapmaya başladım. Öyle böyle pis gibi işte hani böyle bir terlemişim gibi işte ne bileyim anladın mı garip bir ağırlık hissettim Allah kırmızı. Allah. Acaba hep gece çıktığında sürdüğün için onu böyle gece çıkmayla ve o içmeyle mi kafanda şey yaptın? Olabilir ya da şöyle olabilir. Kırmızı ruju fix tutmak çok zor ya. Ben takıntılı hani yani bu çıkıyorsa ben istemiyorum abi çıkmasını falan yani. Gece onu bir de onu düşünemiyorum falan. Uğraşamayacağım diyorsun. Aşamayacağım. O yüzden şimdi Maybelline'in bir tane rujunu keşfettim. Bunun bu arada kırmızısı her rengi var evde. Yani bu rengi çok seviyorum. Birazcık ama böyle şey yorum yapanlar oluyor. Biraz böyle babaanne hissi vardır ya şu tonların. Hani 90'lar duruyor aslında. O kahve tonlar çok 90'lar veriyor bana. Ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum ama bu şu anda aslında birazcık içine şu bunu da yeni buldum. Yani bu böyle şey biraz nasıl denir? Şeftali tonlu. Kayık. Böyle hafif bir ruj yani de bir ruj yani sürdüğün zaman böyle yine ağırlık hissetmediğin bir Ha, ruj. tint gibi, lip tint gibi. Öyle. O yüzden ben Arda Yaman benimle dalga geçemezsin. Çıktı git bu yayından.
Pardon, şu çocuk geldi, ben sinirleniyorum o geldi diye. Bu rujun üstüne bunu Kalın rujla hafif ruju yapıyorsun. ben kullanıyorum Peki şimdi. şu sağdaki ince olan ne marka Tuluş? Normal. Normal. Ya bu arada böyle Mac olayı da bende, yani hep böyle Mac rujlarının böyle bir sürü rengi var falan. Onlar abi yani bana bir dandik gelmeye başladı. Böyle bir sürü işte, böyle Gratis'e gidip sürekli bir test edip çıkmayan bir şeyler ararken buldum kendime. Ya şunu bulmam ya, bu bir mucize buluş. Bunu çıkartmak var ya, o kadar zor ki. Ne kadar O doğru yanlış. likit mat olanlardan. Evet. Bak sana bir ruj önerisi gelmiş. Sultry Mauve Matte al. Sen, tam senlik diye bir ruj önerisi gelmiş sana. Gerçekten Mac rujlarımın hepsi öyle yatıyor. Hiç sevmiyorum yani. Hemen böyle bir dağılma çıkma. Yani Mac'i sevmediğim için çok seviyorum. Bütün renkleri var Peki ama altına kalem sürüyor muydun kırmızı ruj sürdüğün zaman? Sürüyorum. Altına değil de kenarlarına yani ruju sürebilmek için sürüyorum ne renkse. Şey yap bak Tuluş, kırmızı ruj süreceğin zaman MAC'e ya da bütün kırmızı rujlara şans var diye diyorum. Bütün dudağını sür o kalemi. Bütün dudağını şey yap. O Aşkım zaman onu ne? uğraşamayacağım. Daha kolay. Tuluş bir şey diyeceğim. Ya yani kenarını böyle ince ince çerçevelemektense hepsine böyle böyle süreceksin işte daha kolay. Nasıl ya? Ama o zaman Hepsine süreceksin. Daha kolay çerçevelemeyeceksin işte. Tamam sürme abi. Ben seni görünce ben sana kırmızı ruj süreceğim. ya sen bana bir kere böyle bir evime gelip bir sürü malzeme getirmişsin. Bir tane Chanel ruj getirmiştin, hatırlıyor Evet, musun? evet. Hiç ya onu. Ya anladın mı? Hiç yeniliklere hiç açık değilim ya. 20 senedir aynı parfüm kullanıyorum. Yıllardır bulduğum bir tane şey yani alıyorum bu arada. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Hiç kullanamıyorum. Yani bir şeyi sevmem o kadar zor ki. Peki bir şey diyeceğim. O zaman sana bir daha Chanel ruj falan vermeyeyim mi? Öyle mi? Öyle mi anladım? Ay be, sen yine Ah var. şimdi tamam anlayamadım çünkü yani bir şey oldu, bir kopukluk oldu orada. Sesin gitti, duyamadım. Sen aşkım. Lütfen. Bayılırım. Gözüne falan pek bir şey sürmüyorsun ama sen bir tek ruj sürüyorsun. İstanbul'dayken sürüyorum aslında. Şu an sürmedim. Yani bir kapatıcı falan sürüyorum. Öyle bir şeyler var. Öyle bir hani fix bir şunu kullanırım dediğim bir şey yok. Birkaç tane rimel var. Hani onları bazen çok gece dışarı çıkacaksam karıştırıp bir şeyleri karıştırıp böyle o yoğunlaştırmayı seviyorum rimelde. Bir ara işte far olayını çok yapıyordum. Gözüme Var. far. Birazcık böyle üstüne bir de eyeliner sürersen eğer çok büyük bir arabik hani böyle azeri kızı şeyine bağlıyorum. Belki kalın kaşlarınla da birleşince öyle geliyor sana. Aynen. O Peki. yüzden de böyle şey Sürmüyorsun. kaşlarımın boşluklarını bazen dolduruyorum. Orada ben kendimin gördüğü boşluklar var. Onları dolduruyorum. O kadar. Kaş kalemiyle mi dolduruyorsun? Kaş, dandik bir kaş kalemiyle yani. Bütün kaş kalemleri okeydir, dandik değildir. All kaş kalemleri matters, deme öyle. Tamam, pardon. Bir şey diyeceğim, bu arada yani hakikaten yani bana böyle soruyorlar mesela şunun bu markası nasıl? Yani genel olarak kozmetik ürünlerin hani bazı spesifik içerikler, çok spesifik ürünler hariç yani aşağı yukarı çoğu şey aynı. O yüzden dandik demeyelim. Şey ürün body positivity'si yaptım. Şey ürün duyarı kastım yani resmen. Peki bir şey diyeceğim. Sen böyle bir diyelim ki bir date'e çıkacaksın ya da erkek arkadaşınla güzel bir yemeğe gideceksin ya da Evet, şey Mayıs. yani heyecanlı olduğun bir yere gideceksin. Nasıl hazırlanıyorsun? Şöyle, ben bu konuda şöyle bir sistem geliştirdim. Çünkü eskiden bu hatayı çok yapardım. Yani gerek date'e çıkarken, gerek işte özel bir yere giderken hiç bilmediğim yeni bir şey denememek bence en büyük
profesyonelliktir. Ve ben bunu eskiden o kadar çok yapardım ki, yani böyle ay dur şimdi işte bir pembe ruj süreyim falan deyip, ama o kadar kendimi tedirgin hissederdim ki, bir kere kendine o rahat her zaman yaptığın şeyle şey yapman lazım arkadaşlar. Size önereyim, data nasıl çıkılır benden Evet. öğrenemez. Yani Belki ben erkekleri nasıl alana düşürdüğünü anlatmıyor ama düşürdüğünde nasıl kendini iyi hissettiğini anlatıyor. bilmiyorum, benim erkek arkadaşım var Valeri, Şaka böyle yapıyoruz. Şaka yapıyoruz ya. Şaka yapıyoruz burada. It's a joke. yani yani evet, belki onu da öyle tavlamışımdır, bilmiyorum tabii ki. Ay şaka şaka tuluk düşürmüyorsunuz. Allah'ını seversen. Aşkım düşünelim de canım, şey ben keyif yapıyorum. Biz böyle şaka şaka diye diye şey olacağız galiba. Ben makyaj yapmamı anlatayım. Evet. Böyle bir L'Oreal falan bir marka fix bir şeyim var. Fondötenim var. Onu sürüyorum. Kapatıcı sürüyorum. Rimel sürüyorum ve bu dediğim, gösterdiğim rujları sürüyorum. Kaş kalemi sürüyorum. Allık sürmemeye çalışıyorum artık, yani o da bir şeymiş gibi oluyor. Bir son zamanlarda işte, highlighter tane böyle aldım yine. Hani bunu Nasıl bir konuşmuştuk. şey? O ne falan demiştim ben sana. Hani böyle Zeynep Ocak da bilmiyor Ay falan. evet bir şey diyeceğim. Sen bana highlighter ne demiştin? Hani Twitter'da. da demiştim. Onu böyle hemen göstereceğim. Bari şurada galiba. Yine bir tane böyle aa bu ne ya? Bu ne ya? Falan diye aldım. İşte gratis tabağı dolaşırken. Öyle. Yani bu hareketi çok seviyorum. O benim şu anda Aa canım. tatlı. Şuraya göz pınarını al. Highlighter'ı gözlerine mi sürüyorsun? Buralarımı aydınlatıyorum. Olmaz mı? Çalışma. Bu da mı çalışma o zaman? Olur. Yo çok iyi olur. Başka nereme sürmeliyim? Bir arkadaşım şuralarına sür dedi. İstediğin her yerine mesela şurana yani ön plana çıkarmak istediğin yerin neyse oraya sürebilirsin. Buralarına sürebilirsin. Şurana, ucunun şurasına sürebilirsin. Dudağını Ben biraz daha büyük yapar. bekle. Bak şöyle şöyle koy. Tam şu ortasına. Aynen. Etrafına değil, bıyık gibi değil şurasına. Tamam yaptım da. Tamam, güzel. Ürünü göstersene. Bildiğin bir şey mi? Ne marka o? Okuyamıyorum. Böyle. Başka Güzel. bağının şu rengini seviyorum. Rujcusun L'Oreal'in şunu böyle. çok güzelmiş onun rengi. Böyle. Peki ya sana kendini ne güzel hissettiriyor Tuluş? Ne zaman kendini iyi hissediyorsun kendine ilgili? Böyle soruyu şey görsel dünyamda ne yaparsam mı kendimi hissediyorum? Ne bileyim yani şöyle bir durumun içinde olduğumda ya da şunu sürdüğümde ya da bunu giydiğimde ya da şunun yanında olduğumda ya da Tekirova'da ağaç evimde olduğumda ya da falan gibi birkaç şey de olabilir. Doğayı çok severim. Doğada bulunmayı severim. Doğada takılmayı severim. Yeni şeyler denemeyi severim. Keşfetmeyi. Bu bir insan da olabilir bu arada. Bir gittiğim bir yer de olabilir. Zaten hobilerimi falan saymak gibi bir şey bu. Şey diyeceğim. Senin hala yapmıyor musun sen tabi atölyeyi?
Tabii atölyeyi Tabii. yapmıyorum. Yanlış söyledim. Tabii. 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 Bazı kelimeleri tuhaf söylüyorum. Niye bilmiyorum. Tabii atölyeyi yapmıyor musun hala? Yapmıyorum. Az bitti o ya. O ya bitmedi yani, hep belki bir gün canım ister yaparım. Ama geçmişte kalan bir sevdiğim bir şey olarak orada duruyor diyelim. Bu arada bir küçük şey yapayım. Yorumları okuyorum. Küçük bir düzeltme yapayım. Yeni şeyler aslında seviyor ama date'e çıkma, yani şimdi date'e çıkmak deyince de yine Türkçe bilmiyor musun diyecek. Biriyle buluşmaya gitmeden evvel yeni bir şeyler denemiyor ki riske atmasın diye. Aynı ben de aynı noktadayımdır bu arada. Geniş, şöyle ifade edebilirim ben de bunu. Biraz daha iyiydim. Belki daha iyi anlarsın. Böyle böyle böyle. Yeni şeyler keşfetmeye giderken alışkanlıklarımdan vazgeçmiyorum gibi düşünebiliriz. Yani fixlenen alışkanlıklarım var. Ama yeni yerler görmek, yeni yemekler yemek, asosyalim bu aralar. Çok yeni insanlarla tanışamıyorum ama böyle. Yani çoğumuz asosyaliz diye düşünüyorum şu sıralar onun için. Okey. Peki Tuluş, güzel bir sohbet oldu bence. Sen keyif aldın mı? Aldım aldım biraz böyle şey oldum. Nasıl acaba diye biraz durup düşüneceğim tabii ki. Bir şey Biraz diyeceğim. Bence yani bu arada hani yayına yeni gelenler varsa Tulu podcastlerde şakır şakır konuşuyor ama kendi yüzünü pek göstermiyor. O yüzden kendisine ben özellikle teşekkür. podcastlerde de birazcık aslında çıldığım ve konuşurken duraksadığım çok oluyor. Çok eleştiri alıyorum. Ama böyle öyle bu bir yani böyleyim aslında, şey oluyorum. Gergin olunca tutuluyorum birazcık. Normal biriyle gergin muhabbet konuşurken de cümlelerim karışıyor birbirine. O yüzden duraksıyorum. Kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Ama görüntülü bir şey yapmak kadar zor şu an benim. Memnun musun katıldığına programa? Evet, memnunum. Sohbet ettik. Ben seni çok özlemişim. Ben de ve İstanbul'a geleceğim zaten. Görüşürüz. Aa, sen İstanbul'da değilsin ki. Ben İstanbul'a bir gideceğim, sonra tekrar buraya geleceğim. Yarın Her gideceğim. Ben Alaçatı'dayım. Bu arada senin olduğun yere de şu an bir arkadaş konuşması da önemli ama olduğun yere de gelmeyi planlıyorum ama sen orada olmayacaksın muhtemelen. Peki o zaman hem Tulu'ya Beauty in Isolation'a katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Hem bizi izleyen ve güzel yorumlar yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda beni fişay görüyorsanız kusura bakmayın. Böyle olduk Instagram'ın şeyinden dolayı. bayağı ince gözüküyorsun. Ne? Fişay şeyiyle de mi? Distortion'ıyla da mı? Ya öyle gözükmüyorsun, normal gözüküyorsun. Ha, iyi bari. Gayet iyisin. Sen de gayet iyisin. Bizi seviyorum. O zaman bizi seviyorum diyerek kapatacağım yayını. Tamam, hadi kapatalım. Seni seviyorum Tuluş. İzleyen herkesi de çok seviyorum. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Bir sonraki Beauty in Isolation'da haftaya görüşürüz diyorum. Bunları nereye koyuyorsunuz şimdi? Nereye koyuyorum? IGTV'ye koyuyorum. YouTube'a koyuyorum. Senin paylaştığın ürünlerin de listesine ve böyle minik şeyleri de koyacağım. İstiyorsan koymam bu arada. Genelde koyuyorum yani. Güzel listeler oluyor orada şeyde. Ben bence öyle normal bir insanım. Öyle çok da güzel bir yani bilmediğim bir şey yok burada. Ha, ama rujlarım karışır. Bilmem, koysun. Bilemedim. Rujlarını, ben Tulu'nun rujları diye koyacağım. Tamam. Tamam, anlaştık. Tamam. Okey. Öpüyorum herkese. Görüşürüz.